İşgalci İsrail Gazze'ye ölüm yağdırıyor. Saldırılarda her bir saatte 5 çocuk şehit oluyor. İşgalci İsrail, ateşkes çağrılarına rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarını 28 gündür aralıksız sürdürüyor. Gazze'nin 2 milyon 300 bin nüfusunun yarısı çocuklardan oluşuyor ve Gazze'deki ilk 3 haftada öldürülen çocuk sayısı dünyada son 3 yılda öldürülen çocuk ortalamasını aştı. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda öldürülen Filistinlilerin %40'dan fazlası çocuk. İngiltere merkezli sivil toplum örgütü Save the Children, Hamas kontrollü sağlık yetkililerine dayandırdığı verilere göre Filistin'de 3 haftada 3000'den fazla çocuğun öldürüldüğünü ifade etti. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail saldırılarda 3760'ı çocuk, 2326'sı kadın olmak üzere 9061 Filistinliyi şehit ederken en az 32.000 kişiyi de yaraladı. Bu kapsamda Gazze'de her saatte 5 çocuk öldürülüyor. Save the Children, Filistin'de son 3 haftada öldürülen çocuk sayısının dünya genelindeki 2020, 2021 ve 2022'de yaşanan çatışmalarda bir senede öldürülen çocuk sayısından daha fazla olduğunu açıkladı. Birleşmiş Milletler'in raporlarında 2022'de çatışma yaşanan 24 ülkede 2985, 2021'de 2515, 2020'de 22 ülkede 2674 çocuğun öldüğü belirtildi. Filistin Sağlık Bakanlığı 7-26 Ekim'de İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin isimleri, kimlik bilgileri ve yaşlarının yer aldığı 212 sayfalık rapor yayımladı. Buna göre Filistin'de bu tarihler arasında öldürülen 7028 kişinin 2913'ünü çocuklar oluşturuyor. İşgalci İsrail'in saldırılarında henüz 1 yaşını doldurmamış 133 bebek, 3 yaşından küçük toplam 444 bebek yaşamını yitirdi. İsrail'in bombardımanlarında 3 yaşındaki 171, ilköğretim çağındaki 1527, lise çağındaki 523 çocuk da hayatını kaybetti. UNICEF sözcüsü James Elder, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'deki çocuk ölümlerinden endişe duyduklarını ve Gazze'nin çocuklar için mezarlığa dönüştüğünü belirtti. Elder, UNICEF'in çatışmalar için acil ateşkes ve Gazze'ye insani yardım malzemelerinin kesintisiz ulaştırılması çağrısını yineleyerek, Gazze'deki çocuklar yalnızca bombardımanlar nedeniyle ölmüyor, onlar ihtiyaç duydukları tıbbi bakım eksikliği nedeniyle de ölüyor, dedi.